1950'li yılların tamamen dışa bağımlı Türkiye'si artık yok. Türk milleti uzun süren teknolojik esaretini son 20 yılda kırmayı başardı. Kendi kaderini ve bekasını kendisi belirlemek isteyen Türkiye, yerli savunma sanayi ürünleriyle dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak üzere. Bu videomuzda Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak projelerden bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlayan yerli uçak gemisi projesiyle Türkiye en az 2 adet uçak gemisi üretme kararı aldı. Türk donanmasına kilometrelerce ötedeki denizlerde bile üstünlük sağlayacak uçak gemisi, TSK'nın okyanuslara açılmasının anahtarı olacak. TCG Anadolu donanmaya katılmak üzere. Türkiye'nin ilk çıkartma gemisi ve yüzen ordusu TCG Anadolu, 19 savaş uçağı, çok sayıda taarruz helikopteri, 50 adet tank, İHA ve SİHA'yı taşıyacak. Bir ay hiç ikmal yapmadan Mavi Vatan'da görev yapacak gemi, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasiteli bir hastane olarak da insani yardım operasyonlarında hizmet verecek. Milli Muharip Uçak Projesi 2013'ten bu yana sürüyor. Program Yönetim Danışmanlığı STM Savunma tarafından yürütülen projede, hava aracının tasarım, geliştirme ve üretimi TUSAŞ ana yükleniciliği ve BAE Systems'ın desteğiyle yürütülmekte. TFX'in test uçuşlarının 2026 yılında başlaması hedefleniyor. TUSAŞ, ön tasarım aşaması için BAE Systems'la 2017'de anlaşma imzaladı. 2030'lu yıllarda F-16 uçaklarının yerini almasını beklediğimiz TFX savaş uçaklarımızın motoru da her türlü sistemi de yerli olarak üretilecek. Terörle mücadelenin simgelerinden olan T-129 Atak, keşif ve taarruz helikopterleri, lazer ve radar ikaz alıcıları ve yeni telsiz sistemleriyle donatılacakları faz 2 çalışmalarıyla daha da güçlenecek. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracının seri üretim testlerinde de son aşamaya gelindi. Akıncı TİHA'nın 2021'de TSK'ya teslim edilerek ilk göreve çıkması bekleniyor. Akıncı TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, CİRİT, L-UNTAS, BOZOK, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti, Gökdoğan, Bozdoğan ve SOM gibi mühimmat ve füzelerle donatılacak. Güvenlik güçleri için geliştirilen kargo İHA'larda bu yıl seri üretime giriyor. 50 kilogram yük taşıyacak kargo İHA, 1 saatlik uçuşla özellikle dağlık arazide 2 nokta arasında gerek kapalı kargo bölmesinde gerekse askıda yük taşıyarak Mehmetçi'ye sahada lojistik destek verecek. İnsansız mini tank projesi Aselsan'la Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. Uzaktan kumanda, iletişim dahil tüm altyapı platformu, Katmerciler tarafından geliştirilen silahlı insansız kara aracı uzaktan kontrol edilebiliyor ya da otonom olarak kullanılabiliyor. Zorlu arazide ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip olan sistem, muadiller arasında üstün özellikleriyle göz dolduruyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilerek seri üretime alınan Aksungur İHA, bu sene TSK envanterine girecek başka bir yerli sistem. Anka, Orta İrtifa İnsansız Hava Aracı Projesi'nden elde edilen tecrübelerle geliştirilen Aksungur, gece ve gündüz istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için tasarlandı. TSK'nın muharebe sahasında etkin kullandığı kamikaze dronlar bu yıl çeşitleniyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ STM, araçların yeteneklerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sahada boy gösteren kargoya, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı, sürati ve önemli hedeflere noktasal tahribat veren Alpagu da kısa zamanda eşlik etmeye başlayacak. En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta etkin faaliyet göstermek üzere yerli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey, seri üretime girdi ve Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilmesi için 3 adedi üretim hattına alındı. Türkiye'nin ağır sınıftaki ilk torpido mühimmatının geliştirilmesini içeren AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi, Roketsan ana yükleniciliğinde başarıyla devam ediyor. Projenin bu yıl TSK envanterindeki yerini alması bekleniyor.
Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla geliştirdiği portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarına entegre olabilen katmanlı hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungursa, başarılı test atışları sonrası 2021'de TSK envanterine girmek için gün sayıyor. Son dönemde çeşitlenen ve tahrip gücü artan yerli füzelerimiz de envanterdeki yerini almaya hazırlanıyor. Roketsan'ın ürettiği yerli SİHA'larda başarıyla görev yapan mini akıllı mühimmat MAM ailesi, gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak. MAM-L ve MAM-C'nin daha gelişmiş versiyonları bu yıl içinde TSK envanterine girecek. Füzeler Akıncı ve Aksungur'da da kullanılabilecek. Yine Roketsan'ın geliştirdiği tank savar füze Karaok'la gemi savar füzemiz Atmaca da bu yıl TSK'nın kullanımına sunulacak. Türkiye'nin yerli olarak üreteceği ilk ana muharebe tankı projesi Altay'da da seri üretim bu yıl başlıyor. Motor konusu çıkmaza girdiği için seri üretimi bir türlü başlayamayan Altay tankının motorunun yurt dışından ithal edilmesine dair anlaşmalar iptal ediliyor. Türkiye, Altay tankının motorunu yerli olarak geliştirmeye karar verdi ve bu motor geliştirilene kadar elimizde yer alan yedek tank motorlarıyla seri üretime başlanacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretimine başlayacaklarını söyledi ve elimizde az sayıda da olsa yedek motorlar var. Bunlarla başlayarak sınırlı sayıda da olsa tank üretim sürecine gireceğiz dedi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yaptığı açıklamaya göre Türkiye yerli tankın motorunu tedarik edene kadar seri üretimi durdurmak istemediği için elimizde bulunan envanterdeki Leopard ve M60 tanklarının yedek motorlarının kullanılmasıyla Altay tankının ilk üretiminin yapılması planlanıyor. Bu sayede hem Altay tankımız yavaş da olsa üretilmeye başlanacak hem de yerli motor gelene kadar Altay tankı projesi beklememiş olacak. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jet tekamül uçağı ihtiyaçlarına binaen TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım faaliyetlerine 14 Ağustos 2017 tarihinde başlanan Hürjet, jet eğitim ve hafif taarruz uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve ömürlerini tamamlamak üzere olan T-38 Talon jet eğitim uçaklarının yerini alması ve böylelikle Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması planlanıyor. Son olarak prototip üretimi için sözleşmeleri imzalanan Hürjet projesinde TUSAŞ, jet tekamül, akrotim, harbi hazırlığa geçiş ve hafif taarruz olmak üzere 4 farklı Hürjet konfigürasyonu geliştirecek. Programın doğuşunda ana etken olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jet tekamül uçağı ihtiyacı sebebiyle çalışmalar bu konfigürasyon odaklı şekilde ilerlese de bu Hürjet uçağımıza çok farklı yerli silah sistemlerinin entegre edilebileceğini biliyoruz ve bu yönde de beklentilerimiz var diyelim. Başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın sakın.